yol boyunda kümelenmişlerdi. Hiç unutmam. Konak Camii'ne uzun sokakta, Konak Camii'ne yakın bir yerde bizim okula bir yer ayrılmıştı Cudi Bey okuluna. Bir açık arabanın üzerinde önümüzden geçti Mustafa Kemal Paşa. Bütün öğrenciler yol boyunda kümelenmişlerdi. Pırıl pırıl bir çehre, bir masal kahramanı gibi bizim önümüzden geldi, geçti ve arkasından doyamadık onu seyretmeye, dona kaldık. Ama ben bununla kalmadım. Adım adım izledim. Mustafa Kemal Paşa'yı bu şehirde kalacağına göre birkaç gün nerede görebilirim? Ben, yani bunu dert edindim. Öğrendim ki öğleden sonra belediyeyi ziyarete gelecek, oradan da Kale Parkı'na gelecek. İlk işim Kale Parkı'na gitmek oldu. Kalabalık, halk, bütün Trabzon halkı da onun peşinde. Yani yer yerinden oynuyor Trabzon'da. Parka gittiğim zaman Atatürk, Tahsin Uzer Vali Umumi ve devlet erkanı yanında DMDR'ye bakan cephede oturmuşlar Kale Parkı'nda. Oralara koltuk koymuşlar. Orada şehrin görevlilerinin verdiği bilgileri dinliyor, taleplerini dinliyor. O kadar bir kalabalık oldu ki bir ara ben ezildim orada. Küçük de bir çocuk olduğum için izdandan dolayı ezildim. Halk beni yerden yakaladı, kaldırdı, kurtarmak için fırlattı ileriye doğru. Bir de ne göreyim, öyle bir yere fırlatmışlar ki tam Atatürk'ün koltuğunun arkasına düştüm. Ve hemen orada olanı biteni dinlemeye başladı. Şimdi orada şu manzara da çok ilginçti. Koca Atatürk, etrafında 10-15 tane devlet ileri geleni, Trabzon işte valisi, vali umumi falan. Ama bir tek polis memuru yok. Bir asker